Arkadaşlar bugün elips seçeneğini göreceğiz. Elips seçeneğinde center, axis, end ve elliptical arc seçeneklerini göreceğiz. Önce elipse giriyorum. Center dediğimde elipsin merkezini istiyor benden ve 100 yazıyorum. Daha sonra diğer taraf olan mesafesini giriyor. Buraya da 50 yazıyorum. Bu durumda merkezden bitiş noktasına olan mesafesi 100, y ekseninde olan mesafesi 50 olan bir elips çizmiş oldum. Şayet ben bu elipsi merkez alıp 100,100 şayet ben bu elipsi alıp center deyip merkez seçip x ekseninde 100, y ekseninde 100 yazarsam daha önce yaptığımız daireleri gibi bir daire çizmiş olurum. Bunun dışında ne işimize yarar? Örneğin iki nokta arasında elips çizebilmek için şöyle yapalım. Burada bir dikdörtgenimiz olsun. Buna belli bir mesafede başka bir dikdörtgenimiz olsun. Bu arada bir elips çizelim. Nasıl çizeceğiz? Elipse giriyorum. Bu elipse girerken de axis ve end'i kullanmam lazım. Başlangıç noktası burası. Bitiş noktası burası. Ve yükseklik soruyor benden. Yükseklik olarak da bu noktayı alıyorum. Onun dışında örneğin hidrolikte ne yapabiliriz? Boru kesitleri çizebiliriz. Kendim de hidrolikçi olduğum için bir tane boru kesiti çizmeye çalışalım. Örneğin kopyala diyorum. Şöyle bir borumuz var. Araya elips çizmeniz gerekiyor. Nasıl çizerim? Elips seçeneğini aldım. Ama hangi elips alıyorum? Axis ve end alıyorum. Başlangıç noktası burası, bitiş noktası burası. Burada da borunun eğimini gösterecek bir açı almış oldum. Bu şekilde boru çizilmiş olabilir. Peki buraya da yarım boru çizeceğim. Bunu nasıl yapacağım? Buna geçmeden önce isterseniz bir elips arka bakalım. Elips arkta arkadaşlar bir başlangıç noktası seçiyorsunuz. Bitiş noktası seçiyorsunuz. Ve yüksekliği veriyorsunuz. Daha sonra bizden açı istiyor. Nereden nereye kadar açılı olsun. Bu noktadan başlatıyorum. Bu noktada son olsun diyorum. Yarım elipsi çizmiş olduk. Şimdi bunu şekli üzerine uygulayalım. Bakın elipsi alıyorum. Başlangıç, bitiş ve açı çizdim. Sonra bana açıları soruyor. Buradan başlasın, burada bitsin diyorum. Bu şekilde boru şeklimizi de çizmiş olduk. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki ders modify komutlarından scale ve stretch komutlarıyla devam edeceğiz. Hepinize kolaylıklar.